Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. B sınıfı ehliyetle 125 cc'ye kadar motosiklet kullanılması meselesine bu videoda sizinle birlikte Mondial Drift'le CBS sürerken değineceğiz. Arkadaşlar, bundan neredeyse tam 1 yıl önce 20 Eylül 2022 tarihinde yapılan bir habere göre, bu haberin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan siz de okuyabilirsiniz. İstanbul'da yapılan bir motosiklet çalıştayı var. Sektörün gelişmesi için yeni talepler alınıyor bu çalıştayda. Değerli uzmanlar var, motosiklet şirketleri var ve bu uzmanların görüşleri alınarak, tabii ki sürücü kursları da var, bir çalıştay yapılıyor. Bu çalıştayın 5 önemli konusu vardı. Bir tanesi de B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek motosiklet hacminin büyütülerek 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kapsamasıydı arkadaşlar. Bu bir çalıştay. Peki çalıştay nedir? Kanun çıkmadan önce fikirler bu çalıştaylarda beyan edilir. Uzmanlar tarafından bakan ve milletvekillere bu görüşler bildirilir arkadaşlar. Motosiklet Endüstrisi Derneği, yani MOTED tarafından yapıldı. Bunun öncülüğü tarafından yapıldı. Ve burada da pek çok uzman bulunmaktadır arkadaşlar. Çalıştaya kimler katıldı? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçen sene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ki şu an Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı, ve eski dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu da ne yaptı? Bu çalıştaya katıldı arkadaşlar. Aynı zamanda Kenan Sofuoğlu da AK Parti milletvekili. Ali Yerlikaya bildiğiniz üzere o zaman İstanbul valisiydi. Şimdi ise 125 cc müjdesini veren Süleyman Soylu'nun görevini devralarak İçişleri Bakanı oldu arkadaşlar. Ayrıca Ali Yerlikaya'nın bir özelliğini daha biliyoruz. Kendisi motor bisiklet tutkunu. Boğaz Köprüsü'nden motosikletle geçmiş videosunu da internetten izleyebilirsiniz. Kendisinde motosikleti var. Bu konu üzerine çalışmaları da var. Arkadaşlar, çalıştayda Türkiye'de motosiklet kullanımının yaygınlaşması için sektörden pek çok talep yapıldı. Bu MOTED dediğimiz, yani Motosiklet Endüstrisi Derneği de B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilecek motosiklet hacminin büyütülmesi fikrini orada sundular. Bu geçen sene sunuldu. Bu çalıştay çok uzun süren bir süreç. Neredeyse bir yılı kapsıyor arkadaşlar. Bu düzenlemenin de Avrupa'da bazı ülkelerde olduğunu söyledi. Ayrıca 250 cc ve üzerindeki motosikletler için ÖTV vergisinin değiştirilmesi ya da motosikletler için hız sınırlarının da araçlarla aynı seviyeye getirilmesi gibi konuları da konuştular arkadaşlar. MOTED'in kendi official Instagram hesabında şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Siz de Instagram'ın hesabından girebilirsiniz. Linkini aşağıya bırakıyorum. Şu şekilde ifade ediyor kendi resmi sitesinde. Yeni düzenlemede B sınıfı ehliyet ile 125 cc'ye kadar olan hafif güçteki motosikletler kullanılabilecek. Bu kapsamda B sınıfı ehliyet A1 sınıfını da kapsayacak şekilde yeni bir düzenleme yapılacak. Yaş sınırı ve eğitim süreleri, burasını Milli Eğitim belirleyecek sürücü kurslarıyla arkadaşlar, belirlendikten sonra yasanın çıkması ile bu uygulama yürürlüğe girecektir. 2018 yılında başlattığımız MOTED in B planı çalışmamızın geldiği nokta ülkemize hayırlı olsun açıklamasında MOTED'in resmi hesabına görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan sonra iş artık sürücü kurslarının eğitiminin belli olması, tabii ki Milli Eğitim bunu belirleyecek ve İçişleri Bakanlığı'nın da ehliyet kanunu çıkarmasına kaldı. Şu an 23 Temmuz itibariyle yasa henüz çıkmadı. Yasa meclis açıldıktan sonra Ekim gibi meclise geleceğini düşünüyorum artık. Çünkü bu bir süreç. Sürücü kursları da kendi içerisinde bir toplantı yapacak. Milli Eğitim'de uzmanlar eğitim hakkında konuşacak. A1 ehliyetinin özelliğinin A2 seviyesine çıkarıp çıkarılmaması meselesi de tartışılacak arkadaşlar. Şu an bu ehliyet çıktı diye bu motorları kullanan arkadaşlar dikkat etsin. 2023 yılı itibariyle 4064 TL yetersiz ehliyet kullanımından ceza kesiliyor arkadaşlar. 4064 TL sürücüye, 4064 TL ruhsat sahibine
Yani motora ne yapılıyor? Ceza kesiliyor arkadaşlar. Eğer 15 gün içinde öderseniz 3048 TL'ye bu indiriliyor. Sonuç olarak toparlarsak bu durum sadece Süleyman Soylu'nun bir programda aklına gelip söylediği bir şey değil. Belirli uzmanlar tarafından yapılan çalıştayda konuşuldu. Ayrıca bu durum 125 cc sektöründe etkiledi. Artık 50 cc model çeşitliliğini artık 125 cc'de de görebileceğiz. 125 cc'de unutmamanız gereken şu an 2685 lira sigorta ve 392 lira yanlış hatırlamıyorsam MTV zorunlu arkadaşlar. Bunu da unutmamamız lazım. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.